Assalomu alaykum. 4-chi yakshanba uchun testlarimizni ham boshladik. Demak, sinus x 2 taqsim uzdosida 5. Bu a taqsim c degani a 2 ga teng, c uzdosida 5 ga teng. Buni topamiz. 2 ning kvadrati b kvadrat uzdosida 5 ning kvadrati 4 b kvadrat 5. B kvadrat 5 minus 4. B kvadrat teng 1. B teng 1. Kosinus topamiz. Kosinus x. B taqsim c ga teng. B bizda 1 ga teng bo'lyapti. C do'sti 5 ga. Mana buni hisoblaydigan ekan, shuni hisoblab ko'ramiz. Sinus 8-chi darajada ekan. 2 taqsim do'sti 5 ning 8-chi darajasi. Plus kosinus 8-chi darajada ekan. 1 taqsim do'sti 5 ning 8-chi darajasi. 2 ning 8-chisi. 120 256 bu ise 625 plus 1 taksım 625 257 taksım 625. İkinci testimiz tahlili 5 katnaşkarlarını bir tarafka 2 katnaşkarlarını ise tengini bir tarafka yığıp olamız. 5 katnaşkarlarına başladık. 5 x plus 3 minus 5 x plus 2 plus 5 bir tarafka minus bulup oldu. Barabar 3 köpeytirgen 2x plus 4 minus 2x plus 3. Bu yerden 5x plus 2'nin kaosundan taşkarı kalıp çıksak. Bana bir yerde 5'ten 1 doğana minus 1. Bu yerde 2x plus 3'nin kaosundan taşkarı kalıp çıksak. 3 2'den 1 doğana çünkü bir yerde x plus 3'ü kalıp çıkarsa x plus 4 kalıptı. Minus 1. 5 x plus 2 kupaydır o 4. 5'ten ayrı yapmamız 1. 2 x plus 3. 3 ke 2'nin kupaydır. 1 narsak 5 bo'ladi. 5'in bu tarafı bolu. 2'nin bu tarafı bolu. 4'in bu tarafı bolu. Kulu kutkızamız. 5 x plus 2 bölüngen 5. 2 x plus 3 bölüngen 4. 4'in 2'nin kvadratı da biraz yapmam. 4'in 2'nin kvadratı da biraz yapmam. Bo'linganda asosla bir xil bo'lganda darajalar ayriladi. 2 dan 1 ayriladi. X plus 3 minus 2. 5 x plus 1 barobar 2 x plus 1. Asoslar bir xil. X plus 1 ni 0 ga tenglashtiramiz. X teng minus 1. Tenglama ildizlar yig'indisini toping deyilgan. Kvadrat qo'shib yuboramiz. Ikkala tomonni ham. 4 minus x, x plus 2 kvadrat, x kvadrat plus 4, x plus 4. 4 ile kısarıp yetedi. 0 barabar, x kvadrat plus 5x. X plus 5. X ten 0, x ten minus 5. Minus 5 ile olamayız. Sebepler var. 4 minus minus 5. Barobar minus 5 plus 2. 9 bo'ladi bu. Bu ise minus 3. 9 ildosi 9 olib chiqadi. 3 minus 3 ga teng emas. Ya'ni bu javob bo'lolmaydi. Bitta 0 degan javobni olamiz. Funksiyaning xosasini toping deyilgan birgalikda xosasini topishga harakat qilib ko'ramiz. 5x xosasi. 3 ko'paytirilgan x kubdan hosila 3 x 3 minus 1. Bu sinus u dan hosila bo'lib turibdi. Sinus u dan hosila, u dan hosila kosinus u. U 5x ga teng. 5x dan hosila kosinus 5x barobar 9x kvadrat plus 5 kosinus 5x. Logaritm x minus 1 x kvadrat barobar logaritm x minus 1 6x minus 8. Logaritm x minus 1 ile kısaltırıp oramız. X kvadrat barabar 6x minus 8. X kvadrat minus 6x plus 8 teng ol. X teng 4. X teng 2 degen cevap oladı. X turniga 2 bir olmayımız. Sebabı logaritm x minus 1 ketirdi. Bana bu asoslarda. Asos demek x minus 1 degen gap ketirdi. X turniga 2 versek 2'den 1 versek 1 bu oladı.
Agar ifoma asosi birga teng bo'lishi mumkin emas edi. Shuning uchun x 2 ni o'chiramiz. To'r esa bajariladi har qanday holatda. X o'rniga to'r bersangiz logarifm 3 to'r kvadrati logarifm 3 6 ko'paytirilgan 4 ayrilgan 8 10 6 bo'lar ekan. Hisoblasangiz aynan teng narsa hosil bo'ladi. Demak x 4 ga teng. Tenglama ildizlari soni x 0 bo'lsa, bitta ildizi bor. X 0 1 ga teng. 4 chiqadi va 5 ga qo'yish degan ekan. 1 plus 5 barobar 6 bo'ladi. 6-chi testimiz tahlili y barobar ildosida 3x minus 7 hamda 4 minus x x minus 3. Funksiyani aniqlansa hosilni toping degan. 3x minus 7 ni katta 2 tengini oldingiz. 4 minus x ni ham katta 2 tengini oldingiz. X minus 3 ni teng emas 0 deymiz. Mana bu ildosida kelgani uchun katta 2 teng 0, buni ham ildosida kelgani uchun katta 2 teng 0, buni mahrajda kelgani uchun 0 ga teng emas tarzda yozib olyapmiz. X 7 taqsim 3 x kichik 4 dan x teng emas 3 ga. Chizmani chizamiz. 7 taqsim 3 yani katta 4 dan kichik 3 ga teng emas. Javobimiz C javobi. Ifodani soddalashtiring deyilgan. 5-chi darajada b 5. 5 bilan ildosi 5 qisqarib ketadi, b hosil bo'ladi. 4-chi darajada b 4. 4 bilan ildosi 4 qisqarib ketadi va b musbat bo'lganligi uchun mana bu yerda o'zida yozamiz. 6-chi darajada b 6. Bu ham musbat bo'lganligi uchun o'zida b tarzda yozamiz. Tog' darajalarida esa 7 bilan ildosi 7 qisqarib ketadi. Bu yerda ham b hosil bo'ladi. Natijada b minus b plus b minus b 0 ga teng. Eng ko'p so'ralgan savollardan biri kosinus alfa minus 2pi kosinus alfa ga teng bo'ladi bu. Tangens alfa taqsim 2 plus pi taqsim 4. Bu tangens alfa taqsim 2 tangens pi taqsim 4. Taqsim 1 minus tangens alfa taqsim 2 tangens pi taqsim 4 tarzda yozib olamiz. Barobar. Tangens alfa taqsim 2 ni sinus alfa taqsim 2 kosinus alfa taqsim 2 tangens pi taqsim 4 da 1 ga teng. Taqsim 1 minus sinus alfa taqsim 2 kosinus alfa taqsim 2 ko'paytirilgan tangens pi taqsim 4 da 1 ga teng. Umum maxraj yuqori uchun kosinus alfa taqsim 2 dan bo'ladi. Demak, sinus alfa taqsim 2 plus kosinus alfa taqsim 2 taqsim kosinus alfa taqsim 2. Bu yerda ham kosinus alfa taqsim 2 dan bo'ladi mahraj. Kosinus alfa taqsim 2 minus sinus alfa taqsim 2 taqsim kosinus alfa taqsim 2 qisqarib ketadi. Suratda sinus alfa taqsim 2 plus kosinus alfa taqsim 2 taqsim kosinus alfa taqsim 2 minus sinus alfa taqsim 2 tarzida qoladi. Xo'p, ana endi bizda ko'paytiruv ekan. Chiqqan natija bu yerda kosinus alfa edi. Bu yerda esa mana bu tartibda hosil bo'lyapti. Xo'sh. Endi kosinus alfani kosinus kvadrat alfa taqsim 2 minus sinus kvadrat alfa taqsim 2 tarzida yozsak bo'ladi. Ya'ni bundan kosinus alfa taqsim 2 minus sinus alfa taqsim 2 va kosinus alfa taqsim 2 plus sinus alfa taqsim 2 javobi kelib chiqadi. Xo'sh. Qayerdan kelib chiqdi bu? Kosinus 2 alfa, kosinus kvadrat alfa, minus sinus kvadrat alfa. Formulani yozyapmiz. Mana bu yerda alfa, bu yerda esa alfa taqsim 2. Bu yerda 2 alfa, bu yerda esa alfa. 2 marta farq qilsa bo'ldi. Yozsak bo'ladi ushbu formulani. Demak, bizda kosinus alfani ko'paytirishimiz kerak edi. Sinus alfa taqsim 2, kosinus alfa taqsim 2. Taqsim sinus alfa, kosinus alfa taqsim 2. Minus sinus alfa taqsim 2 tartibda yozishimiz kerak edi. Kosinus alfani esa mana bu tartibda yozib olamiz. Mana bu ikkita qavs ko'rinishida yozib olamiz. Kosinus alfa taqsim 2, sinus alfa taqsim 2, kosinus alfa taqsim 2, plus sinus alfa taqsim 2 ko'paytirilgan. Sinus alfa taqsim 2, plus kosinus alfa taqsim 2, taqsim kosinus alfa taqsim 2, minus sinus alfa taqsim 2. Bu bilan bu qisqarib ketadi. Barobar.
Kosinüs alfa taksimi 2 bölü sinüs alfa taksimi 2. Ne kvadrat beraber. Bu kosinüs kvadrat alfa taksimi 2 bölü 2 kosinüs alfa taksimi 2 sinüs alfa taksimi 2 bölü sinüs kvadrat alfa taksimi 2. Beraber bundan. Kosinüs alfa taksimi 2 ben sinüs alfa taksimi 2 ne? Kosinüs kvadrat alfa taksimi 2 ben sinüs kvadrat alfa taksimi 2 yalnız bir geteyim. Plus bana formülü ise bizge sinüs alfa neyse de yaptı. Sinüs 2 alfa taksimi 2'den alfa kısarıp 1 plus sinüs alfa hasıl bulalım. Ana indi dostlar bana bir yerde okurda sinüs alfadan ayıp koydu. Yani. 1 plus sinüs alfa hasıl buldu. Bana bir kelesi de. Ayıram sinüs alfanı. Neticede sinüs alfa hareketim cevabı 1 kalı yaptı. Tengsizlikni oralıkta yatıcı bütün yeçimleri yığındısını topayın degen. 8 minus x'nin kvadratı x minus 3'ünün yoldan kattası. Nurga tenleştirse x teni 8, x teni 3 degen cevap köp çıxadı. O cevap ortalamız 3 ve 8 ne? 8'den katta son versek müsbat, müsbat ve manfi bularken müsbatını o degen müsbatını alamız. Minus 1'den 9 geçe. Minus 1. 9 geçe değil ya bana bir de. Biz buradan 9 geçe sana olamız bana. Neticede cevabımız 3'ten 8 geçe. 8'den 9 geçe burada. Bütün yeçimler yanında sorarken 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 9, 10, 22, 31. 10. testimiz belgilash usuliga oid ekan. X kvadrat plus 7x ni a deb belgilasak a plus 1 bo'ladi birinchi qavs. Ikkinchi qavs a plus 12 bo'ladi. Minus 12 teng 0. A kvadrat plus 13 a plus 12 minus 12 teng 0. Demek a kvadrat plus 13 a teng 0. A plus 13 teng 0. A'da biz A teng 0. A plus 13 teng 0 bo'ladi. A'da x kvadratni belgiladik. X kvadrat plus 7 x teng 0 bo'ladi. Bu yerda x x plus 7 teng 0. Hoz x 0 ga teng, x minus 7 ga teng degan javob kelib chiqadi. Hoz ikkita ildizimiz bor. Ana o'rniga x kvadrat plus 7 x ni qo'yib 13 ga tenglashtiradigan 13 ga qo'shib 0 ga tenglashtirsak, diskriminant hisoblaymiz bu yerda. 49 minus 4 ko'paytirgan 13. Minus 3 chiqyapti javobi. Bo'sh to'plam. Bundan ildiz chiqmadi. Demak javobi 2 ta ekan. 2 ta ildizi bor ekan. 11-chi testimiz tahlil bilan tanishamiz. 4 x minus 25 ni musbat deb ochaylik. Müsbət deyə bilərik. O halda 4x minus 25 x kvadrat plus 3x plus 7 barabar x kvadrat 4x bu tərəfə minus 4x bu ortada 3x durdu 4x 3x ayırdık plus 32 diskriminant 1 minus 4 köpəydik 32 diskriminant mənfi. Bo'sh to'plam. Endi 4x minus 25 ni kichigroq teng 0 ya'ni manfiy qilib ochaylik. Bu holda minus 4x plus 25 barobar x kvadrat plus 3x plus 7. X kvadrat plus 7x minus 4x bu tarafga plus 4x bo'lib o'tadi. Plus 25 bu tarafga minus 25 tarzda olib o'tiladi. X teng bo'ladi minus 9 x teng bo'ladi 2 ga. 4 o'rniga minus 9 minus 25 bersak natija minus 61 ya'ni 0 dan kichik chiqyapti. Buni javob sifatida qabul qilamiz. Endi x barobar 2 bo'lganda 4 ko'paytirgan 2 minus 25 javob minus 10 7 bo'ladi. Bu holda javobi. Bu ham 2 ham javob sifatida qabul qilinadi. Demak, nechta haqiqiy ildizga ega deb so'ralgan ekan. 11 ta C javob. 2 ta haqiqiy ildizga
gereken. 12. testimiz tahlilini tanışamız. 12. testimizde logaritm 4 asos kuru 7'ni A'de göz varamız. Uxolda logaritm 7 asos kuru 4 1 taksim A boladı. Sebabı asos bu argument uzgar yaptı bana bu arada. Logaritm 4 asos kuru 28'ni logaritm 4 asos kuru 7 kupaytırılgan 4 logaritm 4 asos kuru 7 logaritm 4 asos kuru 4. Yani A plus 1 de biraz var yapmış. Bunu A'da belirledik. Bu 1 geteyim. Şimdi logaritm 7 asos kuru 4 ne kadar? Logaritm 7 asos kuru 28 ne kadar? Logaritm 7 asos kuru 28 ne? 7 kupaytırılgan 4 tarzı yazı varmış. Neticede logaritm 7 asos kuru 7 logaritm 7 asos kuru 4 bu 1 geteyim. Bu logaritm 7 asos kuru 4 yukarıda etkenimizde 1 taksim a geteyim. Ana indi hisob kitob ishlarini olib boramiz. Logaritm 4 asos kuru 7. 4 asos kuru 7. Logaritm 4 asos kuru 7 mana va a plus 1 ekan. Qavs ichida a plus 1 tarzi yozib olamiz. A plus 1 qavs ichida. Ko'paytirilgan. Keyingisi esa logaritm 7 asos kuru 28. Bu ham 1 plus 1 taqsim a. Keyingisi logaritm 4 asos kuru 7. 4 asos kuru 7. A. Keyingisi esa logaritm 7 asos kuru 4. 1 taqsim a. Plus. Keyingisi 2. Bu mahraj berib boramiz. A plus 1. A plus 1. Taqsim a. Bu mahrajga ham. A kvadrat plus 2a plus 1. Taqsim a. Alar qisqarib ketadi. Suratda mana buni yoyib yuborsak a kvadrat plus 2a plus 1. Mahrajda ham xuddi shunaqa a kvadrat plus 2a plus 1. Natijada 1 degan javob hosil bo'ladi. 13-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. Sinus 4-chi darajada x minus kosinus 4-chi darajada x. Kosinus 4-chi darajada x minus sinus 4-chi darajada x bu kosinus 2x ga teng. Oradan başlattı bana bu yerde. Demek bu minus kosinus 2x ga teng bo'ladi. Minus kosinus 2x teng m degan. Kosinus kvadrat x ni m orqali ifodalayin deb yozilgan ekan. Kosinus 2x ni kosinus kvadrat orqali ifodalanishi 2 kosinus kvadrat x minus 1. 2 kosinus kvadrat x minus 1 deb yozib olamiz kosinus 2x ni o'rniga barobar. Endi minusni bu yoqqa ta'sir qildirib yuboramiz. 2 kosinus kvadrat x minus 1 minus m. Minus 1 ni olib o'tamiz. 2 kosinus kvadrat x barobar 1 minus m. 2 ga bo'lib yuboramiz. Kosinus kvadrat x teng 1 minus m taqsim 2. 14-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. 25 minus x kvadrat. X kvadrat minus 10x plus 21. Kichik 0 dan. Bu manfi degani modul musbat bo'ladi. Demak bu ham manfi bo'lishi kerak ekan. X kvadrat minus 10x plus 21. Kichik 0 dan. 25 minus x kvadrat esa teng emas 0 ga. Qat'iy bo'lganligi uchun teng emas 0 ga deb yozyapmiz. Bu yerda x teng 3, x teng 7 degan javob kelib chiqadi. Bu yerda esa x teng emas 5, x teng emas minus 5 degan javob kelib chiqadi. Uch, yetti. Musbat, manfi, musbat. Bizdan manfi so'ralgan. Javobimiz 3'dan 3 kirmayapti. 3'dan 5 gacha, 5'dan 7 gacha. Bütün yechimlar soni a bo'lsa, demak bütün yechimlar soni 3 bilan 5 orasida 4 bor, 5 bilan 7 orasida 6 bor. 2 ta bütün yechim bor ekan. Demak a teng bo'ladi 2 ga. U holda mana bu qiymatni top degan 2 ni kvadrat plus 2 taqsim 4.
6 taksim 4. 1 yarım. 15. testimiz tahlili. Sinüs alfa. Sinüs 2 alfa. Sinüs 3 alfa kere yaptı. Sinüs 3 alfa ana koşamız. Sinüs 2 alfa. Sinüs alfa, sinüs 3 alfa formülası. Sinüs x bölü sinüs y formülamız bu arada. Yani şu formülden faydalanalımız. X sinüs x bölü y taksim 2. Kosinüs x bölü y taksim 2 formülü boyunca. Var o var. 2 sinüs alfa göç alfa kosek 4 alfa buladı. 2'yi bulsak 2 alfa. Alfadan 3 alfa ayırsak 2 alfa buladı. Minustan 2'yi bulsak minus kosinüs alfa. Kosinüs minus yutardı. Şunun için plus tüvez bitemiz. Sinüs 2 alfa. Var o var. Sinüs 2 alfa kaustan taşkarı alıp çıksak. 2 kosinüs alfa plus 1 hosu buladı. Bu surat edin. Şimdi mahrac gota yapmız. Mahrac gota ham kodlu şu usulden faydalanmamız. Kosinüs 3 alfa. Yani kosinüs için kosinüs x plus kosinüs y beraber 2 kosinüs x plus y taksim 2. Kosinüs x minus y taksim 2. 2 kosinüs alfa ile 3 alfa'nın koşup 2'ye bulsak 4 alfa 2 alfa bularken kosinüs alfadan 3 alfa verirsek minus 2 alfa 2'ye bulsak minus alfa. Kosinüs minus 3 tane şunun için kosinüs alfa diyemiz. Ve kosinüs bana bu 2 alfa idi. Kosinüs 2 alfa'nın kavsını taşkaya bir olup çıkarmış. Bu kolda kavsçıdan 2 kosinüs alfa plus 1 hosil bulundu. Bunu bunge bol dilgen kavs içinde göre bir kıl kıskaradı. Sinüs 2 alfa taksim kosinüs 2 alfa ise bize tangens 2 alfa ana hosil kıladı. Cevabımız tangens 2 alfa. 16. testimiz tahlil bilen tanışamız. Denglemen yeçin dilgen 2x kvadrat 2 los 3 3 los da 2 x plus los 6 plus 2 teng 0. A teng bölü yaptı 2'ye. B teng bölü yaptı minus 2 los 3 ve 3 los da 2'ye. C teng bölü yaptı los 6 plus 2'ye. Diskriminant b kvadrat minus 4 a kopaytırılgansa b kvadrat yani bana bunun kvadrat 2 los 3'ünü ve 3 los 2'nin kvadratı minus 4 kopaytırılgan a'sı los 6 plus 2. Natijada bunu kvadrat koşursak 12 bo'ladi mana bu kvadrati plus 2 ko'paytirgan 2 losda 3 ve 3 losda 2 plus 3 los 2 ning kvadrati 18 bo'ladi minus bu 8 losda 6 ve minus 8 minus 16 bo'lar ekan. Barobar. Xo'sh 14 bo'ladi. 18 12 bo'lsa 8 qo'shsak 30 16 ni ayirsak 14 bu yerdan 2, 2, 3, 12 bu yaptı. 12 plus losta 6 ve minus 8 losta 6. Bundan kalırsak 14 plus 4 losta 6 bu yaptı. Şimdi x bar x iken tapalımız. X bar 2 losta 3 ve 3 losta 2. Tekrar küçük ildizini tapayım dediğim için minusunu tapıp koyuyoruz. Losta 14 plus 4 losta 6. Taksim. 2. Köpeytirgen 2. Barabar. Hoş. 2 yıldızı da 3. 3 yıldızı da 2. Şimdi bana bunu 0'dan çıkarış. Mesela sen bak karabot köpeytirgen. 14. 4 deken. Yani köpeytirgen 2 yıldızı da 6 tarzı yazması gibi buladı. Şimdi. Bunun kvadratı 4. Bunun kvadratı 6. 10 bu kvadratı. Demek buna kadar. Cevap bu mıydı? 6'ni yana maydalaymiz. 3 yıldızı da 2'ye. Bu 2 bulsun, bu 3 bulsun. Hoş. Bunu kvadrat. Ya, bunu kvadrat 8, bunu kvadratı 3, 8, 3. Bu yan bulmadı. Demek 14 plus 2 yıldızı da 2, 3. Bakın yıldızı 2 tarzı yazmamız. Bunu kvadrat 12, bunu kvadrat 2. Demek bu 2 los 3 plus los 2 bulur iken bu cevabı. Ve minus bol geldiği için bana verdim. Minus tasar kıldırı basalımız. 2 los 3 minus los 2. Taksim 4. Bununla bu kısa harfi yeterdim. 3 los 2'den los 2'ni ayırsak 2 los 2 bulur. Taksim 4. 2'ye bulur varsak los 2 taksim 2 deyen cevap hasıl bulur. En küçük elinizden top geldiği için minus 2'ni aldık. Plus 2'ni top ses bulur. En katlası bulur.
17 testimiz dahil ben tanışamız aksinus minus 3 taksim 2 geteyi buladı minus 1 taksim 3 tane ak katanyaz minus 1 geteyi buladı 1 taksim 4 ya ak kosinus 1 taksim 2 geteyi buladı 1 taksim 4 da ve ak kosinus minus 1 geteyi buladı pi da örneği koyup çıkalımız 2 kopyatken minus 1 taksim 3 3 bir taksim tuğur arkos aktanyaz arkatanyaz da arkosinus bir taksim dosu 2 ya bir taksim tuğur geteyim olabdı bir taksim 2 arkosinus ise pi baraba bana bu pi geteyim olabiken bu minus 2 bir taksim 3 plus bu sorusak pi buldu pi plus bir taksim 2 bu mu makraç 6 buladı minus 2 tane bulan, minus 4 pi, 6 tane bulan, 3 tane bulan, 6 pi, plus 3 pi, 6 pi, 3 pi, 9 pi, 4 pi, 5 pi, 5 pi, taksim 6. 18. testimiz tahlil ben tanışamız, 4 kosinus kvadrat x, minus 2 sinus kvadrat x, minus 5 kosinus x, minus 4 tengi 0. Korktursuz dostlar, bana bu yerde kosinus kvadrat x, kosinus x. Demek bana bu sinus kvadrat x ham kosinus tarzı yazışımız ki doğru geledi. Bu kolda sinus kvadrat x üçün 1 minus kosinus kvadrat x degen ayniyetten faydalanamız. Bu kolda 4 kosinus kvadrat x minus 2 1 minus kosinus kvadrat x minus 5 kosinus x minus 4 teng 0. Kosinus x'ni a deb belgilaymiz. U holda 4 a kvadrat minus 2 qavsni ochib yopib yuboramiz. Bir to'la plus 2 a kvadrat minus 5 a minus 4 teng 0. Ya'ni kosinus x'ni a deb belgiladik. Shuni ham ifoda qilib qo'yamiz. Mana bu yerga 6 a kvadrat minus 5 a minus 6 teng 0. Diskriminantni topadigan bo'lsak 25 plus 4 ko'paytirgan 6 ko'paytirgan 6. Albatta 4 ni 6 ga ko'paytirsak 24, 24 ni 6 ga ko'paytirsak 144, 144 ni 25 ga qo'shsak 169 a barobar bo'ladi 5 plus 13 taqsim 12. Xo'sh, 18 taqsim 12 6 ga bo'ladigan bo'lsak 3 taqsim 2 bo'ladi, a teng bo'ladi. 5 minus 13 taqsim 12 4 ga bo'ladigan bo'lsak 2 taqsim 3 bo'ladi. A deb belgilagan edik kosinus x ni. Kosinus x teng bo'ladi 3 taqsim 2. 3 taqsim 2 1 yarim degani birdan katta bu. Bo'sh to'plam. Kosinus birdan katta bo'lsa songa tenglashtirish mumkin emas. Kosinus x minus 2 taqsim 3. X barobar min plus minus a kosinus minus 2 taqsim 3 plus 2 pn tarzida javob olinadi. 19. testimiz tahlil bilan tanishamiz. Y barobar 1 taqsim 2 sinus x taqsim 2 kosinus x taqsim 2 barobar. Bu 1 taqsim 2 sinus x taqsim 2 ni 1 taqsim 2 sinus 2 ko'paytirgan x taqsim 2 tartibida yozib olamiz. Qisqarib ketadi. Natijada 1 taqsim 4 sinus x hosil bo'ladi. Sinus x dan davri 2 pi taqsim 1 k1ga teng. 2 pi bo'ladi davri. Sinus x ko'paytirgan kosinus x ni 1 taqsim 2 ga sinus 2 x ko'paytirganiga teng bo'ladi. Shu formuladan foydalandik. 20-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. 2 darajasida x plus 4, 3 ko'paytirilgan darajada x minus 2 katta yoki teng 67. Qavsdan tashqariga 2 x minus 2 ni olib chiqib ketamiz. Bu yerda minus 2, bu yerda plus 4, natijada 2 dan 6 ta qoladi. Plus 3, katta yoki teng 67. 2 ning 6-chi darajasi 64 ga teng. Mana bu 64 ga 3 qo'shamiz, 67. 67 katta yoki teng 67 dan 2 x minus 2 katta yoki teng 1 dan. 1 bu 2 ning 0-chi darajasi. X minus 2 katta yoki teng 0. Ikkilan qisqartirib boramiz. 1 dan katta bo'lganligi uchun tengsizlik belgisi o'zgarmaydi. Va x katta yoki teng 2 dan hamda 2 dan cheksizgacha degan javobga ega bo'lamiz. 21-chi testimizda 2, 6, 10 va hokazo 102 sonlarining o'rta arifmetigini toping, qiymatini toping degan. Bu arifmetik progressiyani tashkil qiladi. A1 2 ga teng va oxirgi hadi
Burası 2'ye teng. O'rta hadini topish uchun birinchi hadni oxirgi hadga bo'lib 2'ye bo'linadi. 2 plus 1 2 taqsim 2. Natijada 52 degan javob kelib chiqadi. 22. testimiz tahlili bilan tanishamiz. Aytganki, bu musbat bo'lishi kerak va ildiz ostida kelgan ifoda albatta musbat bo'ladi. Bu esa bu ham musbat bo'lishga majbur. Demak, x kvadrat minus 3x plus 2 katta yoki teng 0 deb ishlaymiz. 4x minus x kvadrat minus 3 esa katta 0 deb ishlaymiz. U holda x kvadrat minus 3x plus 2 katta yoki teng 0. X kvadrat minus 4x plus 3 esa kichik 0'dan bo'ladi. Mana bu yerda x teng 1, x teng 2. 1 va 2. 2'den kattaroq son olib x o'rniga qo'ysak musbat, manfiy musbat bo'ladi. Biz musbatini olishimiz kerak ekan. Musbatini olamiz. Mana bu yerda esa x o'rniga x teng 1, x teng 3. X o'rniga 1 va 3'ni olamiz. Bu bo'yaladigan, bular esa ochiq oraliq. Musbat, manfiy, musbat. Bu yerda manfiysini oladigan, manfiysini olamiz. 2'den 3'geçe. Geometrik progresya. A3 ve A10 kupaytması 16. Bolsa A1, A12 ne topping degen. Usulcu geometrik progresya degen. Mahrac birden katta bo'ladi albatta. Ana endi bunu hisoblab olamiz. Bu A3 A10 degani va A1 A12 degani 16 ga teng bo'ladi. Sababi 3 ga 10 ni qo'shsak ham, 1 ga 12 ni qo'shsak ham teng chiqadi. Geometrik progressiya xossasiga ko'ra ular ko'paytmasi teng bo'ladi o'zaro. 24-chi testimiz. Dastlabki n ta hadining yig'indisi. Formula bilan berilgan ketma-ketlikning 10-chi hadini toping degan. A 10 ni S 10 minus S 9 orqali topib ko'ramiz. S 10 ni topish uchun n ning o'rniga 10 beramiz. 230 bo'lar ekan. S 9. N o'rniga 9 beramiz. S 9 topish uchun. 9 kvadrat 81, 81'i 2'ye ko'paytirsak 162, 162'ye 27'ni qo'shamiz. 189. Ulardan bir-birini ayıramız. 230'dan ayıramız. 189'ni. 41 cevabı kim çıkardı? 25. testimiz tahlil bilen tanışamız. Yığındı 4 taksım 3'ge kvadratlarının yığındısı 16 taksım 27 ga teng bo'lgan cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya hadlari kublarining yig'indisini toping degan. Yig'indisi b1, b2 va hokazo. Yig'indisi b1 taqsim 1 minus q bo'ladi. Shu 4 taqsim 3 ga teng ekan. Xo'p, endi hadlari kvadratlari yig'indisi, ya'ni b1 ning kvadrati, b2 ning kvadrati va hokazo. Bu birinchi had b1 kvadrat bo'ladi. 1 minus q kvadratga aylanadi çünkü orasidagi farq endi bu yerda q bo'lsa, endi bu yerda q kvadrat bo'ladi çünkü endi kvadrat bo'lib ketib qoldi. 16 taqsim 27. B1 ni kubi, B2 ni kubi, plus va hokazo. B1 ni 3-chi darajasi va 1 minus mahrajni 3-chi darajasi. Ya'ni aytganki, kamayuvchi geometrik progressiya hadlari kublarining yig'indisini toping deyapti. Mana shuni topishimizga to'g'ri keladi. Buning uchun bizga birinchi had va mahraj kerak bo'ladi. Hisoblab ko'ramiz birgalikda. Dastavval mana bu yerdan ishni boshlasak maqsadga muvofiq bo'lardi. Mana bu qismidan boshlaymiz ishni. Xo'sh, bu yerda b1 ni kvadrati bo'lganligi uchun mana bu yerda va 1 minus q kvadrat bo'lganligi uchun 1 minus q ikkinchisini esa b1 1 plus q tarzida yozib olamiz. 16 taqsim 27. Ya'ni b1 ning kvadratini mana bunday ikkita tarzda yozib oldik. 1 minus q kvadratni esa 1 minus q 1 plus q tarzda yozib oldik.
Енді бәрді айтылышыча бір тақсым бір минус қу төрт тақсым үшке тең екен. Төрт тақсым үшке тең бір бір плюс қу тең 16 тақсым 27. Төрт білән 16-ны қысқартырсек болады. Төрт қолады. Бұны қысқартырсек болады. 9 қолады. Нәтижеде бір тақсым бір минус қу төрт тақсым үш бір тақсым бір плюс қу есе 4 taksim 9 hasıl oladı. Ana endi bunu böyle bir boramız. Ve 1 taksim 1 minus ku. Ve 1 taksim 1 plus ku. Teng 4 taksim 3. 4 taksim 9. 4 la kıskar bitadı. Ve bu yukam kıskaradı. 3. Kulas tepege 3 çıkadı. Ve 1 la kıskaradı. Bunda endi surette. 1 plus ku. Mahrezde 1 minus ku hasıl oladı. Ve 3 keteng. Proporsiya orqali topamiz. 3 minus 3 qu. 4 qu teng 2 ga. Maxraj xolas 1 taqsim 2 ga teng kelib chiqadi. Endi mana bu yerdan xohlang mana bu tenglikdan, xohlang bu tenglikdan birinchi xatni topishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi xat taqsim 1 plus 1 taqsim 2. 4 taqsim 9. Endi bu 1 teng bo'ladi. 4 taqsim 9 ko'paytirgan 3 taqsim 2. Buna bu kısaladı 2 kaladı, buna bu kısaladı 3 kaladı. 2 taksim 3 kete yenge birinci kaladı. Şimdi sonra yani bu ayı kısmına kaytamız. Bana bu yerde böbürünün kubu degen, yani böbürünün kubu olsa böbürümüzde hazır 2 taksim 3 yaptı. Bunun kubu 8 taksim 27 buladı. Taksim 1 minus, makhrac ise 1 taksim 8 çıkayaptı. Barobar. Hoş. Hisoblasak 8 taqsim 27 va 7 taqsim 8 hosil bo'ladi. Barobar. Tenglik mana shu qismdan davom ettirsak bo'ladi. 8 ni tepaga ko'paytirib boramiz, buni pastga. 64 taqsim 27 ni 7 ga ko'paytirsak 189 bo'ladi. Ya'ni qism 189 degan javob kelib chiqadi. 26-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. 26-chi testimizda sinus 1 gradus hamda kosin 89 gradusni tengligini aytib o'tishimiz. Sinus 2 gradus bilan kosin 88 gradusda tengligini aytib o'tishimiz. Umuman olganda sinus x bilan kosin y-ni x plus y 90 gradusga teng bo'lganda tengligini aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Natija sinus 1 gradus bilan cos 89 gradus qisqaradi. Ikkalasi teng. Sinus 2 gradus bilan mana bu yerda cos 88 keladi. U ham qisqaradi. Xullas mana bu yerda sinus 43 44 gradus keladi. Cos 44 46 gradus qisqaradi. Cos 44 47 bor, tepada sinus 43 bor. Qisqarib ketadi. Xullas bitta sinus 45 gradus qolib ketadi. Xullas 2 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Qolgan barchasi o'zaro teng bo'ladi. Kasır surat, kasır suratı ve mahrajı kısarıp kısarıp sinüs 45 gradusını o'zi qoladi. 27. Ifodaning eng katta qiymatini toping degan qo'shni sinus, demak kosinusni ham, kosinus 2 ni ham sinus orqali ifodalab yuboramiz. U holda 1 minus 2 sinus kvadrat x plus sinus kvadrat x barobar 1 taqsim 4 minus 1 taqsim 2 sinus kvadrat x plus sin kvadrat x. Natijada 1 taqsim 4 plus 1 taqsim 2 sin kvadrat x. Sin kvadrat x eng katta qiymati 1, eng kichik qiymati 0. Bizda eng katta qiymat so'ragan uchun sin kvadrat x o'rniga 1 beramiz. Natijada bizda 0,75 degan javob hosil bo'ladi. 6 ga teng logaritm 2 asos ko'ra 4 2 ga teng logaritm 2 asos ko'ra kubuldosida 4 2 taqsim 3 ga teng va hokazo. Xullas 6 plus 2 plus 2 taqsim 3 plus va hokazo tartibda ketyapti. Birinchi hadimiz 6 ga teng, ikkinchi hadimiz 2 ga teng, mahraj esa 2 ni 1 ga nisbatiga teng bo'ladi. Ya'ni bu endi yig'indisini topish uchun esa 1 taqsim 1 minus qudan foydalanamiz. 6 1 minus 1 taqsim 3 barobar 6 2 taqsim 3 ni qisqartirsak bo'ladi, 3 qoladi, 3 tepaga sakrab chiqadi va 9 degan javobga teng bo'ladi.
29. testimiz təxribən tanışamız. 10 x ildosudan x 4 logaritm x. Mana bunu bilmək olar. Ildizdə bölgənlik üçün 10 x ildizdə bölgənlik üçün x-nin kvadratı logaritm x tərzi yazılsa bolar. 4 nı ildizdən qutqarğan bolamız. İndi ikkala qismini ham logaritmlab yuboramız 10 əsasına görə. Logaritm 10 əsasına görə x logaritm x 2 logaritm x logaritm 10 asos kure x. Bana bu 2 derecede bu gönlük için aldığında sakınıp çıkardı. 2 logaritm x kopya logaritm x. Hoş. Bunu logaritm 10 plus logaritm x tarzda. Bunu ise 2 kopya logaritm kvadrat x tarzı yazarsak buradı. Aynı payda ise logaritm x'ini a tartıda belgele olamız. Bu halı 1 plus a 2a kvadrat. Neticede 2a kvadrat minus a minus 1 küçük 0'dan. A teng bo'ladi 1 ga. A teng bo'ladi minus 1 taqsim 2 ga. Logaritm x teng 1 ga. X teng 10 bo'ladi va logaritm x minus 1 taqsim 2 10 darajasi 10 minus 1 taqsim 2 darajasi ya'ni 1 taqsim ildosida 10 bo'ladi. X dan 2 ta x xosa bo'ldi. 1 taqsim ildosida 10 va 10 ning o'zi qat'iy bo'lgani uchun ochiqroq olamiz. Musbat, manfiy, musbat bo'ladi. Bizdan manfiy so'ralgan mana manfiysi bu oraliq, ya'ni 1 taqsim ildosida 10 dan to 10 gacha degan javob bo'ladi. 30-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. Katangiz 55 hamda katangiz 35 ko'paytmasi 1 ga teng. Katangiz x va katangiz y ko'paytmasi 1 ga teng bo'ladi agar x plus y 90 gradusga teng bo'lsa. Nega unaqa? Sababi katangiz 35 gradusni bemalol katangiz 90 minus 55 tarzida yozsangiz bo'ladi. 90 ni 55 ayirsak 35 bo'ladi. Bu esa tangiz 55 ni hosil qiladi. Ya'ni katangiz 55 bilan tangens 55 ko'paytmasi 1 ga teng bo'ladi. Hozir ikkalasi 1 ga teng bo'lsa, katangens 45 gradusda 1 ga teng.